merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda Serkan Göçmen abimle birlikteyiz. Abi kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. 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 Serkan abiyi Opel Calibra videosundan hatırlarsınız. Şimdi de bize 4.7 V8 bir Grand Cherokee getirdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. En son herhalde 2020'de çektik. Evet. 2020'deki videomuzu geçen gün izledik hasbihal ederken. Ne zaman çekmiştik, kaç yıl oldu falan filan derken bir bakalım videoya dedik. 4 yıl olmuş, 2024'teyiz şu an. Calibra'dan sonra da Grand Cherokee ile tekrardan evet, anılarımızı, anılarımızı tazeliyoruz. Aynen öyle. Serkan abiyle zaten araba haricinde de sürekli görüşüyoruz. Sevdiğim, saydığım bir abimdir. Çok sağ olasın, sen de olur. Arabayı inceleyelim. Avantajlar, dezavantaj, sağına soluna biraz kurcalayalım bakalım. Ondan sonra biraz süreriz. Ve arabayla sizleri baş başa bırakırız. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi arabayı dıştan bir inceleyelim. Daha sonra içine bakarız. Araba 2000 model 4.7 V8 Grand Cherokee. Gördüğünüz gibi metal ön tampon ve vinç uygulaması var. Gayet şık ve güzel duruyor. LED farlarımız, panjurumuz siyah. Ve dışı da gördüğünüz gibi komple bu zırh diye geçen malzemeyle kaplanmış. Böyle zımpara gibi çok güzel bir hissi var ve mat siyah çok güzel gözükmüş. Araba genel olarak siyah kombinlenmiş. Jantlar, şnorkel, kaputtaki kabartma hepsi siyah, böyle kapkara. Çok güzel bir görüntüsü var. Şnorkelde aktif dediğim gibi biliyorsunuz motorun daha yukarıdan hava almasını sağlıyor. Yani motor şu seviyeye kadar, araba şu seviyeye kadar suya girebilir. En azından motor su çekmeden diyelim. Jantlarımız gördüğünüz gibi BF Goodrich'in jant lastiği var üstünde. 265-75-16 gayet güzel duruyor. Arabanın geneline çok güzel yakışmış. Zırh kaplamanın işçiliği çok güzel. İlk başta onu söylemek istiyorum. Normalde kapı kolları ve ayna üzerindeyken, fitiller üzerindeyken boyayı atıp geçiyorlar. Ama bu araba tamamen sökülüp öyle atılmış zırhı. Çok güzel gözüküyor. Dodikler falan gördüğünüz gibi ayrı bir hava katmış içine. Biraz da arkasına bakalım. Gördüğünüz gibi yedek lastiğimiz burada. Yedek lastik şurada bir menteşe tutuyor. Menteşesini açtığınız zaman yedek lastiğin olduğu bölüm açılıyor ve bagaj kapağını öyle açabiliyoruz. Stoplarımızın üstünde siyah film var ve stoplarımız da yine LED. Çok güzel gözüküyorlar. Tamponumuz da yine metal. Arabanın her yerinde bir uyum var. Her yerinde metal parçalar ve mat siyah kaplama kullanılmış. Gayet de güzel olmuş. Serkan abi, bagajı açabilir miyiz? Öncelikle evet. Ve bunda sadece cam kısmını da ilk etapta açıp buradan bagajımıza erişim sağlayabiliyoruz. Sağlayabiliyoruz. Bu gayet güzel ya. Koca bagajı açmaktansa camı açılması. Aynen. Burada da mesela bu şeyimizi arka panzotumuzu katlanabilir, perdeli katlanabilir yapmışlar. Evet, o şekilde yapmışlar. Ve bunun haricinde de bagajımızı şu şekilde de yukarı açılabiliyor. Yukarıya açabiliyoruz. Abi stepnenin demiri kapalıyken arka cam açılıyor mu? Hayır. O lastikten dolayı ama. Açılmaz, şeyden dolayı, lastikten dolayı açılıyor. Gördüğünüz gibi bagaj oldukça büyük. Tabi araba yerden yüksek olduğu için şöyle belimle aşağı yukarı aynı seviyede. Yükleme işimiz biraz yüksek tabi. Evet, yapacak bir şey yok. Araç yüksek olduğundan dolayı. Burada böyle bir perdemiz var. Böyle buraya kapatabiliyoruz. Biliyorsunuz sedan arabalar gibi burası kapalı olmadığı için güvenlik, hani bagajın içindekiler gözükmesin diye buraya bir perde yapıyorlar. Bagajın içindekiler dışarıdan gözükmesin diye. Bu kaplamanın altında bir şey var mıydı abi? LPG tankı. Oraya şurada. Oo, kocaman bir LPG tankımız var. Simit tip. Normalde istetme burada. Burada. Dışarıya alamadığı zaman. Ama tabii dışarıda çok daha güzel bir görüntü var. Hava hoş oluyor. Şurada bir göz var herhalde. Burada aracın orijinalinde CD changer mevcut. Bu kendi orijinali. Evet. Burası göz gibi görünüyor ancak CD changer var arabanın evet, orijinalinde. Burada gördüğünüz gibi çakmaklık var. İşte evet, burada çengeller var file gerebilmek için. Bagajımız bence bu araba için oldukça büyük ve güzel. Pistonlarımız burada açık kalması için. Gayet güzel. Kapattığımızda evet, kapattığımızda da tekrardan aynı şekilde
bu sınavda. Biraz derinde olunca erişilmiyor, evet. Camı evet. İndiriyoruz. Normalde evet. Plaka yeri burasıymış, evet. Ama tabi plaka stepten, yok, tamponun altına alınmış. Bu da bence daha güzel gözüküyor. Aynen. Daha sonrasında tekrardan şimdi gördüğünüz gibi arka koltuktayım. Baş mesafesi yaklaşık bir 20 cm falan var. Arkası bayağı geniş ve çok yüksekte oturuyorsunuz. Koltuklar tamamen deri. Sonradan kaplanmış. Orijinalinde deri mi bilmiyorum ama gayet güzel gözüküyor. İşte kapı kolunu görüyorsunuz. Kapı kilidi, arka camlarımız otomatik. Kapıda bir adet hoparlör var. Gördüğünüz gibi şurada bir aydınlatma, askılık. Arka emniyet kemerlerinin yükseklik, alçaklık ayarı var. Koltukların arka yaslandığım kısımları yatırılabiliyor. Burası tek, benim yaslandığım kısım iki taraflı birlikte yatırılabiliyor. Şöyle geniş bir şaft tünelimiz var. Fazla yüksek değil ama genişliği fazla. Yani şöyle koltukların desenine, tasarımına baktığım zaman biraz 4 kişi için tasarlanmış gibi araba. Bilmiyorum araya bir kişi oturabilir mi ama 5 kişi de otursa gayet geniş bir alan var. Arka tarafta gayet güzel. Şimdi arka koltukların şöyle yatırıldığını da göstereyim. Bakın burada bir mandal var. Çekip arka koltuğu böyle yatırabiliyoruz. Koparmadık değil mi bir şeyleri? Arkada gördüğünüz gibi malzemelerin olduğu bir alan var. Arka koltuğun sırtını bu şekilde yatıyoruz. Oturduğumuz kısımlar da yatırılabiliyor. Evet. Bunları da bu şekilde kaldırabiliyoruz tekrar. Bakın. Ve bu, bakın Chrysler, bakın burada bir şeyler yazıyor. Orijinal Amfi. Arabanın zaten kapı döşemelerinde, hoparlörlerin kapaklarında da yazıyor. Infinity Gold diye bir markanın amfisi var. Araba fabrika çıkış kendinden amfili. Gördüğünüz gibi burada da işte uzun kollar var, bijon anahtarı var. Böyle şeyler var. Gayet güzel. Şimdi hemen kısaca arabanın ön tarafını da inceleyelim. Bakın Infinity Gold yazıyor gördüğünüz gibi. Infiniti şu an bile, günümüzde bile hala sevilen ve tercih edilen bir marka. Şurada gördüğünüz gibi bir kapı açık olduğuna dair uyarı lambası, koltuğumuzun hafızaları, işte çocuk kilidi, tüm camların otomatiği, aynanın dijital olarak ayarlayabiliyoruz. Burada bir tane göz var. Yine görüyorsunuz derilerin kalitesi falan çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi elektrikli koltuklarımız var. Hemen binelim. 4x4 olduğumuz için araç, bakın arazi vitesi, normal vites, el freni, bardaklık. Burası sonradan alkantara'ya kaplanmış. Şurada büyük bir kol dayamamız var. Açılıyor herhalde. Evet. Bakın şöyle oldukça büyük bir kol dayamamız var. Direksiyonda hız sabitleyici, sınırlayıcı, işte far kontrolleri, silecek kontrolleri, anahtarımız. Sol tarafta da direksiyonun yükseklik alçaklık ayarı varmış. Hava menfezlerini görüyorsunuz. İşte mount'lar. Şuralarda tweeter'lar var bakın. Alarm sistemi. Şu da alarmın, orijinalde alarm sisteminin ışığı. Sonradan otomatik kararan iç dikiz ayna. Sonradan multimedya yapılmış. O da gayet güzel duruyor. Koltuk ısıtmalarımız, çakmaklığımız. Yine burada da bir gayet güzel bir göz var. Burası bu şekilde açılabilen küllük. Otomatik klimamız var. Dijital. Çift bölgeli mi abi? Evet. Çift bölgeli dijital klima. Gördüğünüz gibi. Yol bilgisayarımız yukarıda, şu aynanın olduğu yer. Yol bilgisayarı da buradaymış. Kapasma uyarıları falan hepsi orada mevcut. Mevcut. Servis bakımları orada ayarlanabiliyor. Bu ne abi? O uzatma, yan tarafa... Şurayı açarsan. Yan tarafa çektiğiniz zaman onu, o uzatması, gölgeyi sağlaması için. Bunu güzel yapmışlar. Aynalarımız içerisinde aydınlatmalı. Vay be. Sunroof'umuz yine bu evet. Otomatik açılıp kapanıyor. Evet, evet. Bu dijital şey olarak açılıp kapanıyor. Perdesi de var. Perde tabi manuel. Tabi. Şu ibrelere de bakalım. Yakıt solda olduğunu gösteren ibre. Burada şarj durumu, devir saati, kilometre saati ve aynı zamanda içinde mil de yazıyor. Yağ basıncı ve su sıcaklığını gösteren burada ibrelerimiz var. Gayet şık ve güzel ibreler. Görüyorsunuz direksiyonumuz yine böyle kahverengi, açık kahverengi. Güzel bir direksiyon. Havalandırmalarımız. Burada Jeep. Çift airbag. Gördüğünüz gibi bol bol alan. Her yer. Geniş oldukça bir alan. Evet. Alanımız bayağı geniş.
Torpidomuz da şöyle yavaş açılan güzel bir torpidomuz da burada var. Sağ tarafta da bunun şu kollarda yani kilitleri de buradan ayarlayabiliyoruz ve cam kolu artı tüm kapıları buradan da kilitleyip açabiliyoruz. Yani sağ taraftaki kapıları güvenlik için kilitleyip açabiliyor. Normalde genelde bütün arabalarda sadece sürücü aynen, kapısında olur. Ama bunda, bunu burada da var. Yani ebeveyn sağ anne için de aynen, ya ebeveyn için de oraya da koymuşlar. Onu gayet güzel. Arabanın da içi gayet güzel gördüğünüz gibi. Emniyet kemeri yükseklik ayarları var. Koltuklar deri, geniş kocaman koltuklar. Koltuklarımız zaten elektrikli. Yine. Sağ tarafta havza yok ama değil mi? Sağ tarafta yok. Sırtlığımız elektrikli ve sırtlık bel desteği de elektrikli. Bel desteği de şu anda aktif vaziyette çalışıyor. Sırtımıza uyarlı. Bu şekilde de hepsi ayarlanıyor. Çalışıyor. Gayet güzel. Evet. Merakla beklediğimiz ve en sevdiğimiz bölüm. Neye geldik abi? Motor. Motor. Motorda görüşürüz. Kaldırıyoruz. İçeriden açtık. Şimdi şu devasa kaputun altındaki güzelliği bir görelim. Gördüğünüz gibi amortisör kaldırdı ve yukarıda tuttu. Gördüğünüz gibi 4.7 V8. Sevdiğimiz bir motor. Gürül gürül. Bakın normalde hava filtresi burada ama şu yandan giriş yapmışlar. Hava filtresi dışarıdan değil yukarıdan, şnorkelden hava alıyor. Şuradan bağlantı. Evet, şu bakın. Bu şekilde oraya gidiyor. Buradan bağlantısı var bakın. Şurada bakın yağ çubukları var. Üstteki motor yağı şu motor yağı, bu da şanzıman yağının yağ çubuğuymuş. Aracımız LPG'li. Görüyorsunuz LPG enjektörünün, LPG tesisatının parçaları var. Radyatörümüz önde. Kocaman bir radyatör. Tabii soğuyabilmesi için büyük motorumuzun hortumlarını falan görüyorsunuz. Her yerinde Chrysler, bakın mesela Chrysler'in bir logosu. Şarj dinamosu, klima kompresörü. Motor oldukça büyük. Buraya gelmişken bir de sesini dinleyelim şimdi. Evet, şimdi de biraz sürelim, bir görelim nasıl bir his var. Bir yandan da Serkan abiyle muhabbet edelim. Aynen. Ses bir fena valla. Bunlar da en büyük şey, yani cezbedici nokta ses. 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 Abi yaklaşık 2 ay kadar oldu alalı. Evet, 2 ay kadar oldu. 2 aydır da yani şöyle söyleyeyim, güzel bir tad aldım mı? Aldım. Aldım. Yani onu saklayamam. Özellikle arazi konusunda böyle yeşillik alanlara, hani hiç off-road yapan biri değilim. Hani ama hiç off-road keyfi yapmadım ama bu arabanın görselliği ve keyfi, kullanışı gayet hoşuma gitti yani. Abi ses yeter ya, şuna bak. Gürül gürül. Aynen. Sağ arka tekerin orada egzoz, yani gürül gürül ya. Ses mükemmel. Yani aracın motoruna göre sesini de entegre etmişler. Aynen. Yani hani montelemişler, öyle söyleyeyim. Aynen. Yani görüntüden beklediğiniz ses bu ses. Araba heybetli duruyor. Böyle bir ses bekliyorsunuz, o sesi de veriyor yani. Biliyorsunuz Opel Calibra'yı da çekmiştik. O da yine nadir, böyle pek bulunmayan bir arabaydı. Bu da yine öyle, pek bulunmayan bir araba. Ama tabii Serkan abi böyle bulunmayan arabaları sever. Yani işte şimdi hep konuştuk ya, böyle hep muhabbet aralarımızda da hep konuşuyoruz ya. Evet. Hani şimdi herkes bana diyor ki, ya bu arabayı aldın ne yapacaksın? Yani şimdi böyle sorularla ben karşılaşıyorum. Calibra'yı aldığımda da bana dediler ki, ya ilana gir, sahibinden gir, 3 tane var. Hani niye aldım? Ya dedim ki hani araba illa alıp satma bu konumda değil. Değil. Yani hani biraz da böyle keyif, yani o Calibra'da da söylemiştim zaten, hani hoşuna gittiyse, cezbettiyse seni, gerisinin bir önemi yok. Yani bir huzur bulabiliyorsan kullanacağın araçta bence en iyi araç olur. Kesinlikle. Evet. Şimdi
bu arabayı alırım diyenler ilk sana yakıt ve parça sormuştur herhalde. Özellikle şeyi sordular. Bu arabayı ya işte petrolden çıkartamazsın. hani bu Türkiye'nin şimdi son dönemindeki durumlarına bakılırsa akaryakıt fiyatlarına biraz yüksek. Yani yüksek. Hani neden bu aracı aldın? Hani petrolden çıkışını yapamazsın. Evet. Durumuna geçtiler. Yani herkesin bana ilk başta sorduğu o. O oldu. Kameramız biraz civatası gevşedi. Onu sıktık şimdi. Devam ediyoruz. Araca dayanamadı herhalde. Evet. Evet. Yakıt fiyatlarını söylüyorlardı. Yani yakıt fiyatlarından hani dediler aracın hani halk dilinde derler ya bunu işte karnını doyuramazsın. Aynen. Araç LPG'li. LPG'li olduğundan dolayı ben bu aracı İstanbul'dan aldım. İstanbul'dan Afyon'a gelinceye kadar 1800 TL'lik bir LPG aldım araca. Yani onunla Afyon'a rahat geldi. Böyle beşik gibi sallana sallana keyfini ala ala eşimle beraber geldik. Aracın şöyle bir durumu da var. Ben onu hep trafikte sezdim. Şimdi aracın büyük, görkemli olması artı tamponların demir olması, aracın zırhlı olması, diğer araçların inan var ya bana yol vermesi. Ya çekiliyorlar önümden. Yani yol vermesi biraz da hoşuma gitti. Ya. Hani yollar kenara çekilmeler, ne bileyim böyle yol vermeler beni birazcık daha böyle bir keyiflendiriyor ya. Yani araçlıydı. Artı bir de şu var, hep böyle yani normal taksi araba şeklinde arabalar ama buna bindiğiniz zaman yolda diğer araçlardan yüksek, evet. Yukarıda gitmenin de ayrı bir zevki. Kesinlikle. Oldu yani. Abi İstanbul Afyon 600 km var mıdır? Aşağı yukarı. Yani. 600 km dersek 3 lira yakmış olur. Yani evet. Şöyle söyleyeyim, fiyatlar tabii ki yakıt fiyatları sürekli değiştiği için aslında litre bazında yakıt tüketimi söylemek lazım ama şu an inanın bu arabanın litresini hesaplamadık çünkü keyif arabası. Tabii. Şöyle söyleyeyim, benim Clio da abi şehir içinde 1,5 lira yakıyor. Yani senin bu arabanın iki katı yaktığını düşünürsek evet. Bu arabanın motoru iki katından da daha büyük. Daha büyük. Ağırlık ve iki katı. Evet, zırh, ağırlık. Yani arabanın içinde normal kendi ağırlığından hariç tabii zırh, boya. Tabii tampon, yani vinç. Bir kalınlık. Artı dediğim gibi işte iki demir tampon artı lastik. Lastik canım, lastik tabii. Normal lastiklerinden ağır. Yani büyük. Evet, ebat olarak da büyük. 3 lira da şu bugün abi 3 lira şu araba için uygun yani. Yani 8 hani, arabaya biniyorsun gayet güzel bence. Şey, ben şu anda günlük kullanımda da kullanıyorum. Yani iş yerime aracımla gidip geliyorum. Yani keyif. Keyifli. Keyfini alıyorum yani aracın. Vallahi ben de çocuk gibi abi dedim. Biraz da ben kullanabilir miyim dedim. Sağ olsun asla malınası sakınan bir insan yani, değil. Aynen aynen. Yani ben araç ya eşe dosta yarasın. Hani sürekli sizlerle de bir araya geldiğimizde de hep yani ne zaman canın isterse ne zaman yani bu arabayla ilgili bir durum olursa her zaman emrine hazır. Tabii biliyorum abi Allah razı olsun. Ondan dolayı da bir şeyin olmasın yani. Biliyorum abi teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Şimdi oturup da bu arabanın teknik verilerinden bahsetmek biraz saçma olacak. Yok işte 200 beygir işte 0'dan 100'e 9 saniye dolaşıyor falan bu araba keyif arabası. Keyif arabası evet. Motor şimdi bu arabadan kullanma amacınız ne? Keyif almak. Motor gaza bastığınız zaman size güç hissettiriyor mu? Kesinlikle hissettiriyor. Ses evet. Güzel mi? Güzel. Tamam zaten başka bir şey aramıyorsunuz. Ben özellikle kırmızı ışıkta durduğumda şimdi 2000 model bir araç yani bazı böyle diğer 2000 model araba şeklinde olanlara baktığım zaman mesela ben şey tork olarak gidiş olarak belki zayıf olabilir kalkışlarda ama ben şey yaptığım zaman yani bir kırmızı ışıkta durup da biraz gaza yüklendiğimde diğer araçların geride kendimi daha önde görebiliyorum yani bu araçta. Kesinlikle. Hani görebiliyorum. O yönden dedim ya keyif arabası, zevk arabası. Bazen de diyoruz ki hani araçları alırken de ya bir daha mı dünyaya geldiniz hesabı. Hani biz de bundan bir keyfimizi, tadımızı alalım diye bu aracımızı yani aldık, kullanıyoruz. Vallahi. Sürüşü o kadar güzel ki direksiyonu acayip yumuşak. Elektrik destekli olabilir mi abi? Evet. Çok yani yumuşak direksiyon. Hidrolik yani hidrolik direksiyon elektrik destekli. Bayağı iyi. Gazın tepkisi çok iyi. Zaten evet. Belki sesi duyuyorsunuzdur. Az bir hızlanmak için gaza basıyorsun. Horrrr diyor. Yani o konuda aracın sesi zaten herkesin hasta olduğu nokta sesi. Ses değil mi? V8 sesi. Yani aynen.
Ve açıkta bir egzoz yok bence. Motorun horultusu var böyle. Açık egzoz olsa zaten ne durulabilir ne yola gidilebilir ama tam tadında ya, bir egzoz sistemi var yani. Kaydı da aldın zaten. Aynen. Egzozu hani ben birkaç bu tarz arabalara bakarken yanlardan arka yani evet, sağ sol tekerlerini oradan çift egzoz yapmışlar. Hmm. Onu gördüm. En arkaya mesela çift tamponun altına sağlı ve sollu çift çıkışlı yapmışlar. Ya bak ben aldım yani aldım da baktım aracın egzozu orijinal. Evet. Kendi yerinde. Hani bir uzatması yok. Herhangi bir şey yok. Gayet kendi yerinde sağ arka tekerin hizasında egzoza dönüştü yani. Çok açık değil ne bileyim abartı bir şey yok. Yok tam tadında. İşte ona rağmen de sesi güzel, güzel yani. Sesi güzel. Şimdi burada Keltepe diye bir belki Afyon'u olanlar bilirler. Çok dik bir rampa var. Demin oraya çıktık mesela. Yani araba 2,5 ton, 3 tona yakın bir araba. 1500 devri geçmeden, 2000 devri geçmeden rahatlıkla çıkabiliyor. Evet. İşte bu da motorun gücünden, sağlam, sağlıklı olduğundan kaynaklı. Vallahi artı araba... yani hararet göstergesini de takip ettin sen. Evet. Yani sabit yerinde sabit, zorlansa da sabit yerinde öyle bir harareti yükseltecek bir durumu da yok. Yok, evet. Yani. Dediğim gibi işte keyif arabası. Yani sallana sallana beşik gibi. Uzun yolda yani ben hani arazide belki hani sarsıyor yani sallantısı daha fazla oluyor ama uzun yolda böyle beşik gibi yaylana yaylana hissettirmeden götürüyor. Hissettirmeden. Ya yaylanması da şöyle yani eşim gelirken güzel uyudu araçta. Ondan dolayı da yani dediğim gibi keyif arabası. Keyif arabası. Yani. Sen bu şekilde aldın değil mi abi? Aynen. Bu şekilde yapmışlar. Bu şekilde aldım. Bir herhalde yükseltme kiti biraz daha yüksekti herhalde. Yüksekti. Takoz, arkalarda takozları vardı. Biraz daha yüksekti. Tabii iniş çıkış zor olduğu için dolayı da. Ya aşırı yüksek de birazcık böyle arabayı tuhaf gösteriyor. Evet. Bu hani, tam ayarında olmuş. Aynen. Bir tık yükseği yedi... bence. Bir pil değişimi yaptık. Devam ediyoruz. Az bir şeye basıyorsun direkt horullamasıyla. Ya zaten şöyle bir şey var. Ayağının ağırlığıyla yani gaza ayağının ağırlığını koyduğun zaman bile yani aracın gidiş aslında hızı, çoğu arabadaki gaz pedalındaki boşluk kadar basman bile yeterli geliyor. Yetiyor yani hani ayağını dediğim gibi yani ağırlığını bile koysan şeyi yok. Yani öyle bir ayağını gaza yüklenme gibi bir durumun yok. Evet. Yine de gidiyor yani. Serkan abiyle haberleştik. Ben seni geleyim alayım dedi. Tamam abi dedim. Ben de arkada kamerayı ayarlıyordum. Hor 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 sesinden anladım yani. Arada bir ev var, bahçe duvarı var. Sesinden anladım hemen gittim zaten. Şimdi benim gidip geldiğimi de evdekiler arabadan anlıyor. Sesten anlıyorlar. Aynen arabadan anlıyorlar. Yani eve çıktığım zaman ya geldiğini anladık zaten yeah, diyorlar. Evimin arka tarafında annem oturuyor. Annemle arkalığında oturuyoruz. Ben şimdi benim oturduğum yerin ön tarafına geldiğim zaman yani oradan bile annem geldiğimi anlıyor yani. Yani eve geldi olarak anlıyorlar. Yani araba dediğim gibi keyif arabası. Artı şöyle bir şey var. Sen de dolaştık biliyorsun. Tabii dolaştık. Hani dağları tepelere oraları dolaştık. Merkeze indik. Evet. Yani merkeze inince de bu araçla insan kendini bir tuhaf zannediyor. Aynen. O kalabalıkta da mesela şehir içerisindeki kalabalıkta da ha şu var, ben çoğu zaman şundan çekiniyorum. Ya diyorum şimdi merkeze gideceğim, bu arabayı park edecek. Aynen. Bir yer sıkıntı var mı? Belki gerisinde, yükseklikten dolayı bile kapalı garajda sıkıntı çekebilirsin. Yok girdim. Giriyor mu? Girdim. İyi girdim. Var. Girdim yani alışveriş merkezi, işte park Afyon'un orada, oraya falan mi girdim yani. Hani çok da rahat ama şu var, arabanın içindesin ya, o aşağıya doğru inerken ya böyle kendini evet, kısabiliyorsun yani ya acaba değecek evet mi gibisinden. Sanki böyle kendini eğildin mi arabanın tavanı da eğilme, sürtmekten kurtulacak gibi. Aynen o şekilde bir şeylik geliyor ama indim yani. Yani oralarda da bir sıkıntı olmadı. Çoğu insan bakıyor arabaya. Araba hem evet renginden hem ebatından dolayı bayağı dikkat çekiyor. Yani sırf dikkat çeken ve bu arabaya bakan insanlarla alakalı bile bir video çekilebilir yani. O insanlar o kadar çok bakıyorlar. Aynen. Ben aracı işte otoparktan evimin kapısının önüne koydum. Balkondan mesela şöyle aşağı izlerken yani arabanın yanından geçen çoğu kişinin arabanın bir dış yüzünü eliyle okşadığını böyle baktığını merakından dolayı. O kaplama gibi bir şey. Aynen herkes dokunuyor. Evet. Arabaya herkes dokunuyor. Ama yani hissi güzel ya. İnsanlar haklı yani. Aynen.
Çoğu merak ediyor. Mesela şimdi bunda zırh boya olarak atılmış. Çoğu diyor ki ya buna hani şu folyo kaplama gibi mi kaplanılıyor? O değil. O direkt boyanmış. Folyo üreten diye geçiyor sanırım. Aynen. Ama işte bu araçlara da folyo olur mu? Ben şöyle bir düşündüm. Hani bir offroad olayına girseniz. Bir dal duman eder yani. Aynen, bir araziye girseniz. İşte çalılar, onlar mesela bir çizdiği zaman, bir çalının arasından geçtiği zaman muhtemelen o folyoları zarar verir yani, yırtıp atabilir. Kesinlikle. Peki abi bu zırhın yıkaması nasıl oluyor? Çok basit. Hadi ya. Yani ben hani şöyle bir şey var. Bu arabayı silemezsin dediler. Ben bir araştırma yaptım. Vallahi bir çamur benzin parçalıyor falan olayı var. Evet. Ben normal bu arabayı ilk yıkadığımda köpüğünü dışına sıktım. Daha sonrasında hani dediğim gibi bezi parçalayan hani şöyle fırçayı da sürdüm. Yani fırça sürdüm. Bir deneyeyim dedim. Baktım fırça şey gibi böyle ne bileyim zemin yıkar gibi oldu. Bir fırçaladım. Daha sonrasında tazikli suyla köpüğü indirdim. Ve şunu fark ettim. Yani tabanca hava püskürtmeli olduğu için bu zırh da yani tırtırlı aralarında sabunun böyle beyaz beyaz kaldığını fark ettim. Daha sonrasında ya çeşmede takılı bir hortum aynı bahçe sular gibi açtım suyu. Arabanın dışından, tavanından aşağıya doğru böyle o aralardan beyazlar aktı aşağıya doğru. Yani aslında çok yani fazla aralı, tutmuyor yani tutmuyor aralarından açtım. Sadece bu arabada cam sileceksin. Aynen. İşte lastik parlatacaksın. Jantları silebilirsin. Dodikleri silebilirsin. Evet. Ama arabanın dışını silemiyorsun. O su kendini süzüyor. Ve görüntülerde de gördüğümüz gibi ben sana gelmeden önce bir araba dışında sadece hortumla su tuttum geldim. Hadi ya başka yani, hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Vallahi ben yıkanmış zannettim. Araba yok, tertemizdi. O şekilde sadece su tuttum yani. Harika. Ama dediğim gibi bez zaten üzerinde kaymıyor. Kaymıyor. Kaymıyor yani bez parçalanıyor. Yani bezi kaydırsan da aynen. Bezi parçalar büyük ihtimalle. Yani arabaya şimdi herkes şey yaptırıyor, seramik kaplatıyor işte bez kaysın diye. Vallahi bizde de bez kaymaz yani. Bez parçalanır. Ondan dolayı yıkaması çok kolay. Şimdi, yani bir zorluk çekmedim arabayı aldığımdan beri yıkama konusunda. Şimdi o demin bahsettiğim rampaya tekrar çıkıyoruz. Umarım ses geliyordur. Araba bayağı keyifliymiş ya. Sergen abiyle buluşuyoruz böyle çay içmeye, çorba içmeye, muhabbet etmeye falan. Abi hadi bir arabayla dolaşalım diyoruz çocuk gibi. Aynı böyle liselik zamanlarında olur değil mi böyle? Ya şimdi şöyle bir şey var. Sürekli iş yoğunluğu artı yani herkes iş yoğunluğundan dolayı böyle artık kafasını şarj edecek yani bir kafasını böyle boşaltacak bir yerler arıyor. Kesinlikle. Yani imkan varken böyle şey varken durumlar varken hani böyle bir hafta sonu buluşup da bir saatini iki saatini böyle bir hava almaya bir böyle kafanı dağıtmaya çıkmak güzel oluyor. Bayağı dinlendiriyor adamı. İnsan şarj oluyor yani. Kesinlikle. Sen de işte dolaştık hep. Ya bu arabayla nereye gideriz? Bu arabayla hani bir alışveriş merkezi birazcık tuhaf olur. Aynen. Hadi gel yani, tepelere gidelim. Hava alalım. Aynen öyle. Hava alalım olayı. Artı işte güzelliği de o yani. Hem yeşilliğe çıkıyorsun hem doğaya. Doğaya çıkıyorsun hem yeşilliğe çıkıyorsun. Güzel bir temiz hava alıyorsun. Merkezin havasını uzaklaşıyorsun şehirden. Yani uzaklaşıyorsun, dağ havası alıyorsun. Baya yani şey güzel oluyor. Vallahi çok tatlı ya. Evet. Piyasasından da şöyle kısaca bahsedelim. Tabii arabadan arabaya yapılan işlemlerden işlemlere tabii ki fiyatlar değişkenlik gösteriyor ama şu an tam 1 Mayıs'tayız. 2024, 1 Mayıs 2024. Arabanın piyasası bu kondisyonda hani bu özelliklere sahip bir arabanın fiyatı 750 ile 800 bin TL arasında bir piyasası var. Aynen 95, işte 96, 99 ben baktım yani hani 480'de yazan oluyor. 600-680'de yazan oluyor ama baktığınız zaman şimdi tabii arabanın konumu ne, nasıl? Yani şimdi şöyle bir şey var, kimse arabayı kötü olarak atmaz. Kesinlikle. Hani yapılanlar dediğim gibi mesela çoğu araba normal yükseltme kitli olanları da var. Hani şeyde baktıklarımda yükseltme kitli olanları zaten çoğu 650. 650 600'ün üzerinde yani 700 700 civarlarında geziyor.
pahalı, yükselt makisi de pahalı. Artı işte hani özellik olarak dedim ya, bir zırh boya. Şu anda hani ben bu arabayı zırh boyalı aldım ama şu anda bir zırh boyaya ne kadar atıyorlar inan hani bakmadım. Şey de yapmadım yani, fiyatını da sormadım. İyi pahalıdır. Yani hani şimdi onları da koyduğunuz zaman hani teker jant, zırh kaplama, daha sonrasında şey, hani dediğim gibi yükseltme kitleri, bunların hepsi bu araçlarda birazcık fiyat arttırıyor. Maliyesi yani abi. Fiyat artıyor. Şimdi Serkan abiyle konuşuyoruz. Bir Ford vardı, Ford'u verdi. Ondan sonra ufuk işte 5.2 V8 Grand Cherokee falan düşünüyorum dedi. Millet ne der? İşte ne yapacaksın, boş ver. Ben hemen avuçlarımı böyle yapmaya başladım. Lexus sesi dinleyeceğiz diye. Aynen, zaten o muhabbette de biliyorsun yani. Çoğu bana ilk başta ya arabayı alacaksın, ne yapacaksın? Yakıtına bu arabanın güç yetmez gibisinden. Dediğim gibi yani LPG'li olduğundan dolayı şu anki şartlarda da LPG hem ucuz yakıt anlamında. Yani en ucuz yakıtla büyük bir motorlu arabanın keyfini alıyorum. Evet. Yani. Ya bir de bu sonuçta hevestir. Tadına bakmak tabii, lazım. Tabii. Kesinlikle abi. Almakta doğru bir şey yapmışsın. Boş ver. Tabii yani dediğim gibi ya hani dedim ya biraz önce de bir tabir vardır ya, ölmeyeceğiz mi? Yani biz de bir keyfini alalım. Varsa bir şeyimizi yapalım dedik. Ama aldık. Aldık da hani herhangi bir böyle pişmanlık duymadım. Ne güzel abi. Ağız tadıyla bindirdiyse ne mutlu. Aynen bindirdi yani, işte şu anda sen de kullanıyorsun. Evet. Hani bir zorlanma, ne bileyim, hiçbir böyle şey bir rahatsız edici veya arabada tedirgin olacağın bir nokta yok. Ve trim sesi falan da yok. Arabada evet, mekanik olarak da kondisyon düzgün. Alt evet, takımdan bak şu an bozuk yoldayız. Evet. Hiçbir lıkırtı yok. Hiçbir evet, yani maşallah kondisyon olarak bayağı düzgün araba. Hem iç yapı hem alt takım. Yani genel olarak araba iyi bir araba. Kondisyonu iyi. Harareti de çıkarken dikkat ediyorum çıktığımızdan beri. Hiç oynamadı. Yani şu rampa az bir rampa değil. Benim Clio burada kesin fan açıyor. Hararet ortaya geçiyor yani kesin. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun mesela direksiyonda fark etmişsindir. Bir boşluk olayı var. Evet. Hani direksiyon sallama. Evet. Yani direksiyon salladık olayları var ya. Mesela ben bunda onu gördüm. Bunu görüştüğümde de şöyle bir şey var. Şimdi eğer yükseltme kiti, tekerler büyük, direksiyon mesela lastikler sabit, direksiyonda mesela boşluk olmamış olsa bu araç offroad yaparken kayadır, ne bileyim böyle sert bir zemine geldiğinde direktman bağlantıyı kopartabilir. Orada o bir pay. Evet. Yani direksiyon amortisör gibi. Aynen. Yani direksiyon amortisörü var zaten bunlarda. Hmm. O bir pay yani. Hani biraz da boşluk ondan dolayı. Ama o kadar afakide bir rahatsız edici noktası yok. Değil. Aslında bence o lastiklerin biraz yüksekliğinden gibi sanki. Böyle direksiyon boşluğu gibi değil de mekanik bir şeymiş gibi evet, sanki böyle. Yani çoğu öyle bir şey algılıyor ama dediğim gibi ben rahat kullandım yani. Gayet rahat kullanıyorum. Vitesleri gayet güzel. Hiç ulan şurada büyütüverseydi, küçültüverseydi değil. Ne yapmak istiyorsanız onu yapıyor. Evet. Gayet güzel. Togun önüne koyarım mı diyeceğim de sığma. Ha şuraya koyarım mı abi? Evet. Hep geldiğimiz yer. Aynen. Oraya. Şimdi durduk yere bir tane evet, togumuz olmasın, zımparalamayalım boyasını. Evet. Bununla da nasıl yanaşacağız abi ya? Vallahi artık yanaşacaksın. Vitesimiz otomatik, 4 ileri. Yani gayet güzel vitesler. Tork konvertörlü zaten, şanzıman sağlam ve uzun ömürlü olan şanzımanlardan. Evet. Yani ben aracı aldım. Şanzıman yağlarını değiştirdim. Ya bakımını yaptırdım. Kendi yağ bakımını yaptırdım aracın. Hı hı. Yani şanzıman yağlarını da değiştirdim. Filtre varmış işte. Ondan da hiç haberim yoktu zaten. Dedim ya işte hani arabaları ben aldığım zaman bazı hani kalibrada bile hiç sormadım bile yani. Hani bu arabaya nasıl binerim? Bu arabanın nesi var nesi yok diye sormadım ama bunda da sormadım. Bir ustama sordum. Dedi işte şanzıman yağları dedi rahat değişiyor dedi. Diferansiyel yağları var. Aynen. Onları değiştirdim. Hepsini de şey olarak değiştirdik yani. Bir sıkıntı görmedim. Gayet güzel. Evet. Abi tekrar teşekkür ediyorum rica bu video için. Fukcum ne demek? Ben de teşekkür ederim. Yine evet, bana yer verdin. Abi vallahi kararında, gayet memnuniyetle biliyorsun. İnşallah hani dedim ya belki hani bu araç da gider, farklı bir araç gelir. Hayırlısı. Senin ilgini çeker. İnşallah. Özellikle senin hoşuna gider. Aynen vallahi merakla bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bir araç olduğunda da yine inşallah kanalında İnşallah. Bir araya geliriz yani. Harika olur abi. Peki. Başka bir videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese sağlıklı günler. Görüşürüz.